Gerçekten bu ben. konuda da fikrini merak ediyoruz. İbrahim Tatlıses'in kızı yani. Dilan Çıtak Tatlıses'in biliyorsunuz sevgili izleyiciler hem hava limanında Aynen. hem de uçakta çıkardığı olaylar nedeniyle Türk Hava Yolları'nın kara listesinde artık özlem evet. haberi işlemiştik. Ve Dilan'ın yeni bir görüntüsü daha ortaya yine çıktı. Havayolu. Yine hava yolu. Yine hava limanı. Bu sefer şey e, Sabiha Gökçen'miş. Gökçe. E, bir süre önce yine... Olaylar çıkarmış. Onları yani da Mega Max sitesinden aldık sevgili arkadaşımız Ali A bize gönderdi. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür onlarda. ediyoruz. Bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra Dilan'ın gerçekten havalimanlarındaki limanlarındaki olayları bitmek bilmiyor. Burada benim arkadaşım bu paylaşımlar yapıldıktan sonra tamamen tesadüf, uçuşta değil ama alanda Dilan'ın bağırması küfürleri ve olayı anlamaya çalışırken olayın aslında bu sefer bir kediden değil bir telefon konuşmasından çıktı. Çünkü o kadar yüksek sesle telefonla konuşuyor ki o konuşmadan rahatsız olan insanlar onu uyarıyor. O da bu uyarıdan rahatsız oluyor. Sürekli bir rahatsız olma hali. Ve bana vurdular diye bağırıyor. Evet. Sonra benim için bir, bir şey kullandı tehdit diyorlar. Ediyor. Orada oradaki evet, memur evet. Bu, memur değil pardon, görevli kişi üstüne doğru geliyor Dilan'ın. Diyor ki: "Beni tehdit ettin. Niye bunu yaptın? Şimdi ben senin üzerine doğru geliyorum." Ya bu tehditler savurmak nedir ya? Nerede yaşıyoruz biz? Evet. Yani Nerede yaşıyoruz? Müge, müge bu nasıl bir şey Allah aşkına e, ben ya? Ben şöyle söyleyeyim. A -a. Bir vatandaş olarak Dilan çıtak taklı sesi bir yerde görünce bun... Hemen uzaklaşıyor. Hemen uzaklaşıyor. Ama öfke kontrolü yok belli yani saldırgan. Hiç, 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 hoş niye değil. yani bu bilmiyorum evet. ben de. E, uyarı almak istemiyor. Yani şöyle ee, bazı insanlarda şey vardır. Ben bilirim ben varım. Yok ben... ya öyle bir hayat yok. Öyle bazı... bir hayat dünyanın hiçbir yerinde, hiç yerinde yok. Dünyanın hiçbir yerinde senin tavrında ve tarzında olan insanlara e, öyle bir hayat yok yani. Tabii Aynen. ki yok. Yani Kurallarını dünyanın... koyamazsın. Kurallar vardır sen uymak zorundasın. Aynen ama sen ne kadar böyle söylesen de bu tarz insanlar kendi kuralını koymak için gayret ederler. Etsinler ne olacak? Onlar işte bu noktaya gelir. Ben e, e, Dilan'ın çok acil sinir sistemiyle alakalı ve davranışlarıyla alakalı en kibar halimle söylüyorum tedavi olması gerekiyor. E, ya böyle biliyorsun. bir dünya yok evet ayıp bir şey değil olsun çünkü yani bu böyle bir şey yok öfke yani. kontrolü yani bu saldırganlık öfke kontrolü bir mutsuzluğun belirtisi zaten bir içte bir kavgası var dışa vuruyor o her teze kavga ediş aslında içindeki kavgalardan evet i̇şte babasıyla filan da olan e, bir takım hani şeyler var evet, ya evet. bir küsler bir barışık yani belki o içinde onun çok büyük fırtınalar var. Mutlaka. Ama bunu ama bunu tamam, şey üstüne. yapmaması gerekiyor. Ne yapacak? İyi bir yerden bir e, destek alabiliyor. Ayıp bir şey artık. Kaçıncı yüzyıldayız Allah aşkına sorunu olan insanlar ayıp değil. Psikolojik destek alsınlar dünyanın en güzel şeyi ya. Evet evet. Bir, Benim, de insanlarda şöyle bir şey dün de bir trafik kavgasını Nur sen attı izledim. Kadın diğer sürücüye diyor ki birbirlerine girmişler. Kim olduğumu biliyor musun? Ya şimdi Dilan konuşmalarında kim olduğumu biliyor musun? Biliyor musun demiyor ama o tavır içinde. illa Tabii. da o cümleyi ağzından çıkarmıyor ama böyle bir dayılanarak karşının üstünde bir hüküm kurmaya çalışıyor. Vallahi havalimanlarının, sokakların, caddelerin, uçakların, toplu taşımaların hepsinin kuralları var. Evet. Çatır çatır istersek de istemesek de uymak zorundayız. Kendi kurallarınızı Amca. gidin kendi evinizde yaratın. Kapıyı kapatın. Çatının altında şey yapın. Evet. Kendi kurallarınızı koyun. Ki orada bile bir apartman kuralları var. Aynen. Oturduğunuz senin kuralları Tabii. var. Kuralsız yaşam ne olur? Ne olacağını size söyleyelim. Şimdi Yelda'ya da ilk kez canlı yayında soracağım. Dün cenazeden biri beni aradı. Dilan Çıtak tatlı sesle cenazede dedi. Zaten görüntülerde evet, gördüm. Evet, oradaydı. Hiç kimse yanına gidip bir merhaba demedi dedi. Herkes birbirine sarılırken dedi. Herkes birlikte sohbet edip acılarını paylaşırken yalnız başına kaldı dedi. Bu hukuken verilecek cezalardan çok da ağır bir ceza. Evet. Toplum içinde bulunduğun toplulukta arkadaş ve iş grubunda yalnız kalmak Yalnızlaşmak. Çok güzel çünkü yani avukatın, e, hukukçunun, çok. yargıçın, e, savcının vereceği cezadan bence, <laughs> benim vicdanımca çok daha ağır. Evet, evet çünkü orada çok güzel e, benim böyle birkaç saliselik gördüğümde yalnızdı. Ben de gördüğümde yalnızdı. E, çünkü insanlar böyle durumlarda ne yapar? İmtina eder yani. Dikkat edersin, yaklaşmak istemezsin. Çünkü her an bir cenazenin ortasında da bir şey çıkabilir endişesiyle. Tabii ee, tabi tabii. Tabii Evet, en Sevgili büyük, izleyiciler en bizde bu de bugün gerek. olaylar bitmiyor. Bir olay daha onu da size sıcağı sıcağına aktaralım. Türkiye'nin Oscar adayı Tanıyorsundur mutlaka. Hayat filminin yönetmeni Zeki Demirkul. Evet tanımaz. Ee, magazin burada netten Samet Aday, onun nişan taşında bir kuryençciden çıkarken görüntülemek istiyor. Bakın olanlara ya. Yani bu agresifliğe hiç gerek yok deyip nokta koymak istiyorum. Ee, zaten biz alkışlıyoruz, gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz falan ama şu muhabir arkadaşlarımıza, bizlere karşı biraz daha sıcak davranabilirsiniz. Ne oldu? Orada güzel bir şey soruluyor. Yani kibarca bir şey soruluyor. Ee, güzel Samet e, bir şey soruluyor. Evet, Samet. E... De, yani de bu agresiflik. E, halka açık bir yerdeler. Evet. E, abla dedi tam kamerayı uzattık dedi ben de röportaj yapacağım. Ona şeyi soracağım bak hani Özlem bazı insanlar bazı ünlüler özel hayat konuşmak istemezler. Özel ya. hayat da sorulmuyor. E, Oscar'ı evet. ve hayat filmini evet. soracağım dedi. Fakat kıyamet koptu dedi ve sonrasında ben hemen arkadaşıma dedim ki dedi kamerayı kapat beyefendi istemiyor ama ne gerek var bu kadar evet. Yani. evet. Oysa ki evet. beklenen e, değil mi çok teşekkür ederim çok sağ olun e, deyip nokta koyup daha fazla konuşmak istemiyorum demek bence Oscarlık bir yanıt olur. Ünlülerin olurdu. değişik değil mi? ama bak yani ha. genelde var bazı yönetmenler e, böyle şeyleri çok sevmiyorlar ya. E, çok konuşmayı sevmiyorlar. Çok konuşmayı sevmiyorlar aniden bir şey e, yaşamaya soru sormayı sevmiyorlar. E ama tepkiler çok evet yani e, çok büyük bir kibarlıkla reddedebilirsin de yani evet. reddetmenin çok kibar ve tatlı yolları var. Tabii. Mı? E, değil mi teşekkür ederim? Yani. Evet. Tabii. E, bu bu biraz olmuyor. Yani, bir püsi... şok halinde şey yapmış herhalde bu tepkileri. Şimdi e, Zeki ben Demir Zeki Demir kubuzu daha kızdırmak istemem ama vereceğim örnek bir süreden beri arasının çok kötü olduğu Nuri Bilge Ceylan. Tam ben de bir örnek. E, Uluslararası ödüllere doymayan e, yönetmenimiz ama. O da tabii ki magazin kameralarına hiç konuşmaktan hoşlanan biri değil. Tavrını, tarzını bilirsiniz. Ama o kadar şık, hayır diyor oh, ki. Ve oh. hayır derken de tatlı bir espriyle, tebessümle. Evet. Zaten bizim çocuklar öyle öyle bir tavırla karşılaşıyor. Tabii efendim, nasıl isterseniz. Aynı e, aynen öyle. Nokta. Evet yok. İşte e, Nuri Hoca'nın cevabı e, ona yakışır.